Merhabalar arkadaşlar, menkul grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda kanal bölüm içerisinde destek bularak o bölgede tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Yarı yarıya stop bölgesi olarak 59-40 kesin stop noktası olarak 55-80 güncel durumda devam ediyor. Ve şu andaki en önemli birinci direnç noktası olarak 66-75 bölgesi bölgede direnç olarak çalışmış ve üstüne geçiş sağlayamadığı için tekrar geri dönüş sağlamış. Oradan sonraki yukarıdaki yapmış olduğu zirve bölgesi ve şablon bölgemizin direnç noktası olan 70 40 bölgesi önemli direnç noktasını oluşturmuş durumda. O bölgenin üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yukarıdaki 76 75 hedefine doğru olan süreci devam ettirebilir. Geri çekilmelerde güç kazanma hareketleri de kanal bölgesinin altına geçişlerde 59-40 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız şu an için en önemli destek noktası. O bölgenin altına geçişler devam ederse de kesin stop bölgemiz ve şu bölgedeki dip noktaya çift tip için gelebileceği 55-80 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Emlak gayrimenkul grafiğinde belirlediğimiz kesin stop noktası 6.50 bölgesinde kalıcı kapanışlar yaptığı için artık kesin stop konumuna geçti. Hemen akabinde 1-2 gün içerisinde bu bölgenin üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturamadığı sürece daha aşağıdaki bölgelere doğru sürecin devam etme ihtimalini çoğaltmış oldu. Tabi bu bölgede stop yapılmadıysa 5.95'i yarı yarıya stop bölgesi ve 5.60 bölgesini de bu bölgeden sonraki kesin stop noktası olarak daha aşağılardaki sürece yakalanmamak için bu bölgelerde stop yapılıp alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Şu an için tabii ki 650 bölgesi direnç konumunu almış oldu. 650 bölgesinin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali şu an için zor gözüküyor. Daha sonraki direnç noktası 685 ve en önemli direnç noktası 735 olarak takip ediyoruz. 735 bölgesi üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmayacağından dolayı bu ara bölge içerisinde yatay bir süreçte güç kazanma hareketlerine devam etme ihtimali şu an için daha fazla gözüküyor. Halk gayrimenkul grafiğinde kesin stop noktası olarak 4 bölgesini takip ediyorduk. Cuma günkü kapanışı 4 bölgesi altında yaptığı için stop konumuna geçmiş gözüküyor. Pazartesi ve salı tekrar 4 üzerine çıkış yapamadığı sürece aşağıya düzeltmenin devam ederek güç kazanma hareketi için daha alt bölgelere süreci devam ettirme ihtimali oluşmuş durumda. Bu durumdan sonra da yarı yarıya stop noktası olarak 3.65'i ve daha sonra da 3.40 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgeler olan düzeltme durumunun daha derinleşme ihtimali şablon durumunun en alt bölgesinden sonra alt bölgelere doğru devam etme ihtimalini arttırabilir. 4 üzerinde kalıcı kapanışları sağladığı sürece yukarı tepkisel hareketleri devam ettirebilir. 4.15 ve daha sonra da 4.45 bölgesine kadar tepkisel yükselişleri yapma ihtimali oluşturabilir. Bu bölgelerin üzerine çıkışlar olmadığı sürece özellikle de Şamlon bölgesinin ikinci kanal bölgesine geçiş sağlayamadığı sürece bu hareketler tepkisel hareket olarak kalıp tekrar geri dönüş ihtimalleri oluşturabileceğinden dolayı 4.45 üzerinde kalıcı kapanışları sağlarsa yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali yakın hedef bölgesi olan Şamlon bölgesinin üst noktası 5.40 bölgesine kadar devam etme ihtimalini 4.45 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa meydana gelebilir. şıklar olduk grafiğimizde 1.65 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyorduk. 1.40 bölgesinde kesin stop noktası. 1.65 altında kalıcı kapanışların devam ettiğini ve şu an içinde şablon bölgesindeki kanal desteğinde yani 1.55 desteğinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. O bölgenin altına geçişlerde 1.40 bölgesine kadar geri çekilme ihtimalleri oluşturabilir. 1.40 bölgesinin altına geçişlerde de mutlaka kesin stop olup değerlendirmemiz gerekiyor. Daha alt bölgelere devam eden bir düzeltme durumunu oluşturabileceğinden dolayı 1.65 bölgesi üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse şu an için 1.65 direnç daha sonra 1.72 ve daha sonra 1.80 en önemli şablon bölgesinin direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge 1.98 olarak gözüküyor. 1.98 üzerine çıkışlar olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmadan bu bölgedeki yatay süreci şuradan itibaren başlayan şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yani 1.95 ve 1.50 arasındaki süreç devam etmiş ve halen daha da devam etme ihtimalini sürdüğünü görüyoruz. 1.95 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yukarı yükselişleri 2.30 bölgesine kadar yapma ihtimali oluşturabilir. İhlas kaynağı menkul grafiğinde 1.03 bölgesinin yarı yarıya stop noktası 0.90 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Ve gördüğünüz gibi bu hafta için 0.90 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma hareketi için oluşturmuş gözüküyor. Tabii bu bölgenin altında kapanışlar oluşturursa da çift tip bölgesinin altına geçiş yapacağı için şablon bölgesinin alt noktasındaki en önemli destek noktası olan 83 bölgesine kadar geri çekilme ihtimali oluşturabilir. Bu bölgede kesin stop olarak değerlendirilmezse 83 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka stop olmak gerekiyor. Çünkü daha alt bölgelere kadar olan bir süreçte karşılaşılabilir. 0.90'da tutmayı sağlayarak yukarı tepkisi hareketle oluşturup önce 95 bölgesinin daha sonra 1.03 bölgesini geçmesi gereken bir şablon durumu oluştu. Daha yukarıdaki hedeflere gidebilmek için ve buradan sonraki en önemli direnç noktası da 1.15 bölgesi olmuş oldu. 1.15 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları oluşturamadığı sürece daha yukarıdaki yükselişleri yapma ihtimali şu an için gözükmüyor. iler gayrimenkul grafiğinde 2.29 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi 2.05 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi kanal bölgesinin altına geçiş yaparak kapanış oluşturduğundan dolayı geri çekilmede yarı yarıya stop bölgemiz olan 2.30 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturabilir. O bölgenin altına geçişlerde de kesin stop noktasına kadar bir gerileme meydana getirebilir. O yüzden 2.30 bölgesinin altına geçişlerde dikkatli olmakta fayda var. 2.05 bölgesini ve özellikle de şurada yapmış olduğu dip bölge olan 213 bölgesini çift tip ihtimali oluşturabilir. O bölgenin altına geçişlerde 205 bölgesini kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekebilir. O bölgenin altına geçişlerde daha alt bölgelere kadar olan bir süreçte karşılaşma ihtimali çoğalabilir. Yukarı tepkisi hareketler için bu kapanıştan sonra birinci direnç noktası olarak 260 bölgesi, daha sonraki direnç noktası olarak 285 ve en önemli direnç noktası olarak da 295 gözüküyor. Şurada yapmış olduğu zirve bölgesi. 295 üzerine çıkışları sağlayabilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırabilir. Öyle bir durum oluşmadığı sürece de bu ara bölge içerisinde yatay bir süreçte güç kazanma hareketlerini devam ettirme ihtimali oluşmuş durumda. Vakıf gayrimenkul grafiğinde yarı yarıya stop noktası olarak 3.45 bölgesini belirlemiştik. 2.95 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi 3.45 bölgesinin altına geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturup yarı yarıya stop konumuna geçmiş ve 2.95 bölgesindeki kesin stop noktamıza doğru bir hareketlenme oluşturmuş. 2.95 bölgesinin altına geçişler oluşturursa da kanal desteğine kadar yani 2.55 bölgesine kadar düzeltmenin devam etme ihtimali oluşacağından dolayı bu bölgede yarı yarıya stop yapılmadıysa 2.95 altına geçişlerde kesin stop olarak değerlendirmeli ve alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Tabi şu an için 3.45 bölgesi artık direnç konumunu aldığı için öncelikle 3.45 bölgesinin geçmesi lazım. Daha sonra da şu bölgedeki kesin stop noktası yani bir önceki kesin stop ve bu bölgenin altına geçtikten sonra da daha derin düzeltmelere doğru giden sürecin başlangıcı olan 3.80 bölgesi en önemli direnç durumunu oluşturmuş oldu. 3.80 üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturmayacağından dolayı 3.80-3 arasındaki bölgede yatay bir süreci devam ettirme ihtimalini çoğaltmış gözüküyor.